Hatay'a geldik. Güzel Türkiye'mizin Hatay ilinde muhteşem görülmesi gereken yerlerden ilk durağımız Hıdırbey Köyü'ne geldik. Hıdırbey Köyü'nün az sonra içine girdiğimizde Musa Ağacı'nı göstereceğim size. Musa Ağacı'nınla ilgili hikayeyi de anlatacağım. Çok ilginç, güzel bir hikayesi var. Önce köyü yukarıdan kuş bakışı görelim istedim. Gerçekten de ilginç, otantik bir yere sahip. Hiç vakit kaybetmeden hadi gidelim Musa Ağacı'nı görelim. Köyüne içine geldik. Görmek istediğimiz ağacın önündeyiz. Görmüş olduğunuz ağaç yaklaşık 7 metre yüksekliğinde devasa genişliğe sahip bir ağaç. Hikayesinden bahsedecektim size. Hikayesi de Hazreti Musa ile Hazreti Hızır Saman Dağı'nın sahil kısmında karşılaşmışlar. Musa Dağı'na doğru yol alırken bu köye Hıdırbey Köyü'nde yol üzerinde Hıdırbey Köyü'nde konaklamışlar bir müddet. Buradan su içmişler. Su içerken Hazreti Musa asasını suyun kenarında bu tam ağacın olduğu yere saplamış. Su içip de dönüp geri baktığında asanın yeşerdiğini görmüş. Fidan haline döndüğünü görmüş. Onun üzerine bırakmışlar orada. Yollarına devam etmişler. Sonra bu rivayet olarak halk bilimde Musa Ağacı adını almış. Bugüne kadar, günümüze kadar geldiği iddia ediliyor. Yaklaşık 2000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu söyleniyor. Hikaye tabii doğrudur, gerçektir ya da yalandır bilemeyiz. Biz görmek için ve göstermek için geldik buraya. Şey çok güzel, manzara çok güzel. Etrafımızda kahvaltı yapabileceğiniz, yöresel yemekleri tadabileceğiniz gerçekten muhteşem yerler var. Siz de görün istedim. Bu şekilde etraftan da kısaca görüntüleri paylaşayım. Buraya gelmek çok basit. Saman Dağı'ndan yaklaşık bir 7 kilometrelik bir dağ yolu üzerinde burası. Bu şekilde çok küçük de su kaynağı var. Tertemiz, pırıl pırıl. Videonun başında çektiğimiz çeşmeden de su içiyoruz. Çok güzel. Biz gene ailecek buradayız. Eşim Yasemin, Poyraz ve Zeyhanır. Ağaç gerçekten devasa büyüklükte. Çok muhteşem bir ağaç. Burası da çok güzel bir yer. Burada defne sabunu, defne ile ilgili defne yağı ve zeytin tarzı birçok şey satılıyor. Hatay'a geldiğinizde mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ederim. Hıdırlı köyünü bitirdik. Musa Ağacı'nı gördük. İkinci durağımız hemen Hıdırlı köyünün 1 kilometre altında. İsterseniz yürüyerek de gelebilirsiniz. Vakıflı köyü. Türkiye'deki tek Ermeni köyü, 35 haneliymiş ve şimdi özelliklerini yavaşça size söylemeden önce kamerayla göstereyim. Sokaklara böyle bir bakın, ne farklılık göreceksiniz. Evlerin bahçesine, ağaç diklerine. İlerideki çöp kovasının dibine falan bakın. Ben söylemeden bence anlaşılacak. Park.
Herkesin bahçeli evi var. Çok şirin bir köy. Farkı görebildiniz değil mi? Hiç çöp yok. Bir tane poşet yok. Ortalığa atılmış şişe vesaire hiçbir şey yok. Tertemiz, pırıl gibi. Pırıl pırıl. Ve çok düzenli. Müthiş değil mi? Köy çok küçük. Bir tane kilisesi var. Kiliseyi görmek için çok küçük bir yokuştan çıkıyoruz. Şaraplarıyla çok ünlüymüş. Vakıflı şarapları. Kilise burası. İşte kaç tanesi? Kiliseye giremedik. Çünkü kapısı kilitli. Şartları çok kötü olmasaydı eminim ki çok güzel karaları çıkardım. Kamera umarım çekiyordur. Deniz çarşaf gibi. Mabedi de görelim. Mabetten sadece çok küçük kalıntılar kalmış. Biraz tabanı ve başka da bir şey görünmüyor açıkçası. Bakalım sıradaki hedefimiz neresi? Hatay'daki dördüncü durağımıza geldik. Dördüncü durağımızda çok ilginç bir yer var. Benim Hatay'a gelmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi. Titus Mağarası. Titus Mağarası ile ilgili de bilgi paylaşacağım size yukarı çıkınca. Burası hemen Çevik Plajı'nın yanında bir yer. Çok basit. Kahverengi kameralar zaten size yolu gösterecek geldiğinizde. Hadi hep beraber bu yürüyüş yolunda yaklaşık bir yarım kilometrelik bir tırmanma yapacakmışız. Bakalım neyle karşılaşacağız? Fotoğraflarda başkalarının çektiklerinde çok güzel görüntüler vardı. Bakalım biz de aynı görüntülerden yakalayabileceğiz. Hava biraz kötü. Bulutlu.
Sahilden çıktık hemen. Şu patika yol yaklaşık bir işte 100 metre kadar böyle taş yoldan geliyorsunuz. Şuradan bir giriş. Kavaleler de zaten size gösterecek. Tutus tüneli diye. Heyecanlandırdı açıkçası. Giriş çok enteresan bir yer. Buradan çıkacağız. Mağaraların arasında. Yürüyüş yolları çok güzel yapılmış. Evet. Of. Çayı görüyor musunuz? Yöresel ürünler. Çok güzel baharat çeşitleri var. Kutunun taşlarını görüyor musun? Sadece üstüne bindirme yöntemiyle duruyor. Artık ne kadar eskiyse tarihi. Süper. Hedefimize ulaştık. Titus tünelinin girişine geldik. Bu tünel tamamı insan gücüyle yapılmış. Tarihteki yazılara göre M.Ö. 300'lü yıllarda Roma İmparatoru Titus tarafından yapılmış. Yaklaşık 100 yıl sürmüş yapımı. Bu gördüğünüz oyukların tamamı el işçiliğiyle olmuş ve mağaranın girişi zaten orada. Şehrin su baskınlarından engellenmesi için zamanın imparatoru böyle bir şey yaptırmış ve çılgın bir proje. Hakikaten çok ilginç. Şimdi karanlık kısmına da geçeceğim ama orada çok görüntü kaliteli olacağını düşünmediğim için girişinde çekmek istedim görüntüyü. Bir deneyeceğiz şansımızı bakalım. Hep beraber neleri göreceğiz. Hafiften de hava yağmur başladı. Çok ilginç bir yer. Güzel ülkemizin görülmeye değer muhteşem yerlerinden birisi daha. Ama keşke ışıklandırması olsaydı. O yönü zayıf açıkçası. Buraya giriş 15 lira istiyorlar. Eğer müze kartınız varsa müze kartla bedava giriyorsunuz.
Ve ne yazık ki ışık yetersiz olduğu için görüntüyü burada kapatıyorum. Karanlık kısmına geçtim. Görüntü çok zayıf, yani hiç ışık yok. Şöyle geçtiğimiz yeri göstereyim. Diğer tarafı da çok küçük bir ışık kütlesi. Yaklaşık sanırım 1000 metre civarında burası. Gerçekten çılgın bir proje. Bu mağaranın oyulması. Çivi izlerini çok net görebilirsiniz. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Tamamı el işçiliği olduğu gerçekten bir belli. Ve manzara da bu şekilde başlıyor. Mağaranın çıkış tarafı, dağdan inen suların dediğim gibi yönünü değiştirerek aşağıdaki şehrin zarar görmemesi için İmparator Titus tarafından yapılan şöyle kayanın girişinde görüntülüyor. Devasa bir kaya kütlesi, muhteşem bir yer. Yürüdüğüm yere bakar mısınız? Aşağıda suyun aktığı yer çok kaygan. Ben de o yüzden buradan yürümek zorunda kaldım. Kanalı takip edeceğim çıkışa kadar. Nereye gidiyor şimdi Zehra Nur? Beşikli mağaraya. Beşikli mağaraya gidiyoruz. Titus tünelini bitirdik. Devam eden patika yoldan. Hafif yağmur altında Beşikli mağaraya doğru gidiyoruz. Bir daha söyle bakayım. Sen de mi söyleyeceksin? Söyle bakalım. Nereye gidiyoruz? En güzel yere. Adı ne? Beşikli Mağara. Beşikli Mağara. Evet, doğru bildin Zehra Nur. Sanırım Beşikli Mağara'ya geldik. Senin ya, thank you.
Hatay'daki gezimizin 5. durağına geldik. Arkamda Asi Nehri'nin güçlü akışını görebiliyorsunuz. Buraya niye geldik? Çünkü buraya geldiğinizde Yeşil Yazı Köyü var. Gene Antakya'nın merkezine çok yakın, hemen 5 dakikayla arabayla gelebileceğiniz bir yerde. Tam görünüyor mu? Evet, Asma Köprü var. Bunun üstünden bir geçelim. Buraya gelip de buna da ayak basmadı demeyelim. Siz de görün, çok basit bir yerde, çok da kolay. Ama su biraz ürkütücü. Çünkü ciddi manada kuvvetli akıyor. İnşallah bir aksilik olmaz. Çıkışı böyle saçtan yapılmış. Gayet basit. Bir o kadar da tehlikeli açıkçası. Çelik tellerle tutturulmuş. Saç da ıslanınca bayağı yağmurlu, kaygan. Oho, sallanıyor. Esniyor. Uhu, çok esmiyor hem de. Yarısına geldik. Nehir de ne kadar geniş akıyor. Şu şekilde de inip bir kıyıdan bir kıyıya varıyoruz. Yıllar önce askerlik yaptığım dönemde gelmiştik, 2001 yılında defalarca. Şimdi gene buradayız. Antakya'nın merkezinde ne yiyeceğim diye düşünmenize gerek yok. Asi Nehri'nin hemen yanında Sultan Sofrası diye bir yer var. Of! Adlarını söylemeyeceğim hiçbirine. Sadece bakın, tahmin edin, araştırın. Nereden bulursanız bulun.
açılışı bunlarla yapacağız. Yine oluyor. Her şeyin bir deli. Ne de oluyor? Bir kaşık tanesi bir tane. Durur musun? Gerçekten.